Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda Yusuf ve bugün sizinle beraber Brawl Stars'ta sadece kolsuzların oynadığı ve en e, en kolay kupa kasılan karakterleri göstereceğim. Birçoğunuz çoğunuz biliyordur. E, muhtemelen bunlar arkadaşlar e, arkadaşlarınızda çevrenizde bunları main olarak yani favori karakter olarak aldıysa Bilin ki o arkadaşınız bot oynamaya bilmiyor haberiniz olsun. Ve oynaması en zor 10 karakteri göstereceğim. İçerik bulmakta artık çok zorlanıyorum. Yorumlara içerik içerikle alakalı istediğiniz şeyler varsa arkadaşlar yazmayı unutmayın. Ayrıca aşağıdan bir de abone olup videoma like atarsanız da çok çok sevinirim. Bugün yanımda Mertolu da var. Ne haber Mertolu? Lan diyor ya terbiyesiz çocuk merhaba diyeceğine. evet arkadaşlar göstermeye başlayayım. Yok tabii ki de ilk başta birinci sırada olmazsa olmaz Brawl Stars'ın vedari, vedari iftarı öyle değiller değil mi? Vedari iftarı mı diyorlar lan? Yok sahur derlerse dalga geçerler şimdi benden. Öyle sakın demeyin. Ee, vedari Veder iftarı. Hatta beleşe verip oyunu çöktüren karakterimiz Edgar. Bende de ikinci sıradaymış. Allah cezam versin. Keşke şunu şey yapsaydım. <laughs> bir ara kasmaya çalıştım arkadaşlar ama çok da oynamadım ya. Sürçü kostüm için oynadım. Ben genelde biliyorsunuz ki zaten de gör, görüyorsunuz. Altın 3 yapmışım Crow'u. Gümüş 1 yapmışım ustalığını. Şunu gümüş 2 yapmışım. Genelde bu 3 karakterle oynuyorum. Bir de Rico ile oynuyorum. Diğeri Edgar'la hiç oynamıyorum. İlk, ilk geldiği zamanlar diyorum. Ustalık geldiği zaman bir ustalık kastım. Şu beleş ödüller veriliyor ya. Bu da kasması kolay bildiğiniz üzere. Nereye tıklıyoruz da? Ustalığı nerede? Ha şurada. Burada ustalıkta ödüller var ya arkadaşlar şu 75 almak için yapmıştım. Ve kasması da cidden çok basit. Eğer kupa kasmak istiyorsanız bu karakteri alabilirsiniz ama karşınızdaki adamlar size sövebilir. Haberiniz olsun. İkinci karakterimiz bakalım şöyle. İkinci karakterimiz de burada. Bu hayvan hayvanator zıplayıp zıplayıp duruyor. Hopla yürük çekirge şarkısına özel getirilmiş oyuna. Ya oynayanlar muhtemelen ne için oynuyordur? Rakiplere tilt etmek için, toksiklik yapmak için falan oynuyordur. Aşırı gıcık bir karakterdir. 520 Kupa sende. Bu arada bana şöyle diyorum. Bana göre oynaması en basit ve kolsuzların oynadığı. Bakın bana göre diyeyim. Sonra yok abi o nasıl öyle ben onunla şeyim falan o çok zor oynaması ya. Efs efsane zor o yüzden ben oynuyorum falan diyenler var. Yani bana göre bunlar kolsuzdur arkadaşlar. Boşa laf tıntın etmeyin. Tıntın. Tın. Ee, bu arkadaşlar yani. Bir de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ya Bibi aslında Bibi şöyle diyelim. Kolsuz da değil Bibi. Bibi'ye de kolsuz diyemeyiz. 10. sırayı son sıraya ekleriz. Zupa bir tek işte balonunda bir şey yapıyorsunuz. Bir yere sıkıştırdım mı? Bitti. Aynen balonuyla bir yere sıkıştırdım mı bitti. Yani balonunu duvardan sektirerek uzaktaki bir hedefi vurmak için belki yok. zorlanırsınız. Geri kalan kolay arkadaşlar zaten bir vurdum yok ediyor. İkinci şöyle bir bakalım. İkinci kolsuz karakterimiz. Ee, bu listeye arkadaşlar 9. sıra olarak da aslında bulu da ekleyebiliriz. Çünkü dibine geldiği zaman bitti. Bir tek bulda ne zor? İşte uzakçı karakterlere karşı zor. Aslında bula kolsuz demek ya, e, ayıp olur gibi. 12. sıraya falan ekleyebilirler. 12. Aynen. Başka şöyle kolsuz gibi gösterecek karakterler. Poco zaten oyunun en güçlüsü. Oynayanlar direkt kolsuz. <laughs> Oyunun en güçlü karakteridir Poco. Tik tik. Tik dur göstereceğim. Aha şeyle kesinlikle bunu oynayan kolsuzdur. Arkadaşlar bu karakter ne ya? Dibine girdiği zaman bitti zaten. Hadi uzaktan ola Hadi uzaktan saldırak desek şu zaten şöyle bir aksesuarı var atar. Onunla bir tane vuruyor bizim şaftımız kayıyor. Bir bakıyoruz yanımızda Dynamic imam olmuş selamımızı okuyor. Bununla arkadaşlar kolsuz sayılır bu da. Kosu sayılmaz direkt kosuzu Şöyle bakıyorum arkadaşlar en basitlerinden şöyle göstereceğim size Olmazsa olmaz Kit Ulti doldurdum iyi bitti 5 yük olduktan sonra sınırsız ultiye sahipsiniz Timeline'da bir video alayım <laughs> Kit arkadaşlar bir tane e, neydi lan o 5 yük alıyorsunuz Ve sınırsız ultiye sahip oluyorsunuz bir de zaten bir tane yıldız gücü var gitti mi kaldı mı bilmiyorum e, Şu bir tane yıldız bir tane yük aldığınız zaman 5 tane yük ne 2 tane yük olarak sayıyor ya 2 katını sayıyor. 5 tane alırsanız 10 tane yük almış gibi oluyorsunuz. Ben az önce buna yük yerine yıldız mı dedim. Yük yerine 5 tane yıldız gücü alırsanız falan demiş de olabilirim arkadaşlar oraya yük. Yük bakın yük. <laughs> Başka arkadaşlar oynaması kolsuz karakterlerden şöyle bir gezelim. Sizin fikirlerinizi de, yorumlara yazmayı unutmayın. Aha bu ulti doldurdu mu bitti zaten ölümsüz oluyorsunuz. 2019 8 bite dönüyorsunuz. Ee, onun da yıldız gücünde ölmüyordu. Tekrardan doyuyordu. Ama bunu değiştirmişler direkt her ulti doldurduğunda ölümsüz oluyor bu. özellikle şu neydi o? Sen de. Aa lan diyemiyorum. Şu neydi lan onun adı? Boss savaşında, boss savaşında. bos oluyorsunuz, tam öldürdük diyorsunuz. Bir bakıyorsunuz adam geri kalkmış. Hele bir şey var, aksesuar var. Daha fazla. Kaçıncı oldu yani. olduğu bilmiyorum bu bu arada. Larry ve Laurie, kesinlikle eklenmesi gerekenlerden biri. Bu Larry ve Laurie oynayan da ke kesinlikle kolsuzdur. Oynamaya bilmiyordur. Bana göre tabi. Ee, ultiyi doldurdum ya bunda da iş bitiyor direkt. Şu, şu da vlogun da ultisi çok. Aa çak çak soygunda. Aha uçak soygunda aynen. Soygunda zaten çubuklar attığınız zaman bitiyor. Kolsuzluk arkadaşlar yani korkudan alıyorlar bunlar kesinlikle. Sınırsız kupa yapmak için. Ee, Mertcan dediği boş. gibi. Yok Hank gene boşan. o balonunu çevirmek falan zor ya. Beklemesi sabır gerektiriyor. Karakterin kendisi boşanıyor. <laughs> ha doğru söylüyorsun bak onda. Arkadaşlar bir de şöyle. Yani bunun isabet ettirmesi zor ama arkadaşlar ultiyi doldurduğunuz zaman bu karakter de aşırı güçlü oluyor. Yani tek sıkıntı işte o mermisini uzun süre bekletip vurmakta e, geri kalan ki kolay oluyor. O karakteri de kolsuz listesine eklenir mi? Zor eklenir. Ekleyenler de vardır arkadaşlar. Falan Başka kolsuz yani. karakter olarak şöyle bir bakıyorum. Sam her yere ulti atıp hızlanıp milletin üzerine çullanıyorlar. Ee, bu karakterin hızına hayranım. <laughs> Zaten direkt ultiyle başlamasında sıkıntı yaratıyor. Millete salça oluyor. Ee, daha ben yük toplayamamışım. Bir bakıyorum adam arkadan ultisine ata ata koşuyor. Ne yapacağımı şaşırıyorum. Tam yükü de orada bırakıyorum. Korkudan kaçıyorum. Ee, sonra bir bakıyorum ben kaçmama rağmen adam hala arkamda ve beni öldürüyor. Hıyaroğlu hiyarlar bunu çok alıyorlar. Başka şöyle kolsuz gibi gözüken karakterlerden gözüken de kolsuz bana göre kolsuz olan çok karakterlerden. Darle bu da kendiliğinden ultisi olan karakterlerden. Ultiyi doldurup milletinin üzerine atlayarak e, hayır dualarını alabilirsiniz. Listeye bir kişi daha ekliyorum. <laughs> hayır dualarını bir kesinlikle bir kişi alabilirsiniz. Sutu yok oğlum sutu çok zor bu arada. Ulti. E, ama Havet. işte o çok zor bu arada. Sutu arkadaşlar şöyle zor dememin sebebi bir tane vuruyor ultisi dolduruyor ama arkadaşlar nasıl diyeyim size o anı vuracağınız ultisini güzel yerlere atmazsanız çok çabuk ölüyor çünkü canı az karakter diğerlerine nezaren bu sırada -7 -7 -7. oha canı fazlaymış lan bunu da kolsuz mertten kolsuz listesine ekledi bilmiyorum bana göre pek sayılmaz ama bu sayılır bu da kolsuz karakterdir Zaten buna sıktıkça ultisi doluyor adama hasar verdiğinizi sanıyorsunuz ama ultisini dolduruyorsunuz. Ultisini doldurduğumu atıyor önce yakıp sonra sizi fırlatıyor aksesuar basmak üzereyken sonra da başınızda selanızı okuyor. Ulan şu çarpıya tıklayayım. Allah cezanı Yusuf ya. Lan çarpıya tıklayayım. Heh. Kendiliğinden doluyor. Aynı şekilde bunun iki de kendiliğinden doluyor. O yüzden eklemek istedim. Kaç tane oldu ya? Saymayı unuttum. Jeki mesela sağ sola gidip Sık, sıkıyorsunuz başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Hele aksesuarına adamları basıp yakalaması şeyi zor. Aksesuarına basıp hıp gidiyorsunuz Aksesuarıyla hızlandığı için zor değil bir de ultisiyle kendine çekiyor zaten iş bitiyor Bir de hiper şarj getirmişler utanmadan ee, Ayrıca bu Yeni mainler oluyor tamam Elmas kapmacada falan adamları bir çukura atıyorlar Sonra bunun hmm. inşa inşa etme şeyinden de etrafına duvar örüyorlar. Orada sıkışıp kalıyor. O yüzden sevmiyorum bu karakteri. Kesinlikle kolsuz iştir. Ya başka kalmadı herhalde. Kaç tane saydık? Edgar dedik. Bull dedik. El Primo dedik. 3. Jackie dedik. 4. Miko dedik. 5. Bibi dedik. Bibi sayılır gibi dedik ama sayısın boşver. 6. Darli dedik. 7. Poco zaten var dedik. 7. Dur Poco'yu şimdi eklemeyelim. 8 şeyle. 8 Charlie. 9 Sam. 10 da şey. On, Larry ve Laurie. 11 Kit. Ya bunlar tabi 12 dak Burada hangi listeden çıkartabilirsiniz arkadaşlar? Mesela listeden çıkartılacak karakterler şu bir, bir belki Çakı çıkarılır. Şaka da söyledik. Chuck da belki çıkarılabilir. 12 olarak gösterilir. Şimdi arkadaşlar oynaması en basit diyemeyeceğiz. Oynaması pardon en kolay karakterler dedik en zorları diyemeyeceğiz. Çünkü 10 dakikamız dolmuş. Benim fikirlerim bu yönden de. Belki sizin fikirleriniz daha farklı değişiktir. Yani arkadaşlar bu karakterlerden nasıl savunabilirsiniz? Bu karakterleri savunmanızın tek yönü oyunu silmek. Başka türlü savunamazsınız bu karakterlere karşı mücadele edemezsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bir şey unuttum. Namazlarınızı kılmayı unutmayın. İyilik yapın, iyi konuşun, milletle iyi anlaşın. Hoşça kalın. Bay bay.